Gamze Hanım merhabalar. Merhabalar. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu arada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Büyük keyifti gerçekten. Ben röportajımı eşinizle başlayacağım müsaadenizle. Tabii. Mustafa Bey, sizleri tanıyalım. Buyurun, sektörle tanışmanız nasıl oldu? 2005 yılında oldu. Evet. 15 sene geçti. 15 sene oldu. Mobilya malzemesi satışı olarak başladık. Evet. Daha sonra yatak baza üretimi olarak Karabağlar'da ufak bir atölyede başladık. Evet. Serüven buralara kadar geldi. Sektör bizi iteledi. Evet. Şu anda 2000 metrekarede günlük 250 adet kapasiteli bir tesisimiz var. O ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz bu konuları. Siz nereden nereye gelmişiz aslında? Tabii en büyük destekçiniz eşiniz. Tabii ki, mutlaka. Gamze Hanım. Bu arada sözü vermek istiyorum kendisine. Sizleri tanıyalım. Buyurun Gamze Hanım. Eşime en büyük destekçiyim dediğiniz gibi. Evet. Biz çok ufak yerlerden çok büyük hayallerle geldik. Zorluklarla geldiniz. Zorluklarla geldik. Evet. Ve şu an hayalimizi gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bu özellikle ilk katılımımız bu sene bu fuara. Hayırlı uğurlu olsun, ama bu o kadar enerji yansımış ki o ilk katılımınız. Evet. Çünkü geldiğiniz noktaları çok bir hayal ediyor. Çok heyecanlıyız bu arada. Evet. Çok heyecanlıyız. Yani hayalimizi bugün gerçekleştirdik diyebiliriz. Böyle karşıdan baktığınız zaman böyle bir keyif alıyorsunuz. Tabii, değil mutlaka. Mi? Evet. Nereden nereye gelmişiz biz? Yani evet. Ne güzel, ama burada bir sır sırtı omuz omuza vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz. Kesinlikle. En önemlisi de bu. Önemli. Ürünleri tanımak istiyorum Mustafa Bey. Ürünlerimizde neler var? Ürün gamımız 18 çeşit ürünümüz var şu anda 2020 sezonu için. Evet. Her kalite, ticari, lüks, nasıl söyleyeyim ben size, paket yaylı, visko yataklı, herkül yaylı. Yelpaze geniş. Evet, yelpazemiz sağlık geniş. Sağlık açısından en önemli şey bizim yatak yapmadaki sağlık. Yani çok önemli değil mi aslında? Evet, kesinlikle çok önemli. Gündüz ne kadar vakit geçiriyoruz ve bunu düşünelim, gece ne kadar yatakta geçiriyoruz. Evet. Bizim bütün günümüzü, potansiyelimizi, aktif enerjimizi, her şeyimizi uykuya bağlı aslında. Çünkü gün içinde çok tempolu çalışıyoruz yani. Evet. Geldiğimiz zaman da, ama biz bu konuda çok bilinçsiz Gamze Hanım. Ya hatta biz uygun fiyat politikası düşünüyoruz, algı. Kesinlikle şöyle söyleyeyim, bu algıyı düşünüyorsanız eğer, evet, sağlığınızdan olmuşsunuzdur demek istiyorum sadece. Çünkü yatak, bizim yataklarımızda paket yay özelliği olduğu için, eşiniz diyelim ki sert yatak seviyor, siz diyelim ki yumuşak yatak, evet, seviyorsunuz. Tam ortada mı? Tam ortada buluşmanız gerekiyor değil mi sonuçta? Evet, mutlaka, mutlaka, mutlaka. O sebepten dolayı hani biri döndüğü zaman diğeri, evet, kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Rahatsız olmaması için ve bu da zinde kalkmak için, zinde işimize gitmek için sağlık asla ucuz olmaması gerekiyor. Siz empati kuruyorsunuz, ben bunu hissettim. Evet, kesinlikle. Yani buradaki her vermiş olduğunuz ürünü kendiniz alıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Zaten kesinlikle öyle düşünmezsek kaybederiz. Değil mi? Ya aslında bu, çünkü o geldiğiniz nokta o kadar zor ki, yani bunu en iyi siz biliyorsunuz. Öncelik müşteri memnuniyeti, ondan sonra kar odaklı kalite evet, olacak ki sonra nasıl diyeyim ben size? Başarı gelsin, aynen, her şey gelsin, istikrar gelsin. Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Buraya misafir oldukları zaman da güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir sadece diyelim. Sadece ticaret olarak değil de, evet, bizi ziyarete gelip misafirimiz, tabii, çaya kahveye de gelebilirler. Çaya kahveye de gelebilirler. Her evet, zaman bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık, koton evet, yatak olarak. Kesinlikle. Bu soruyu size sormak istiyorum yalnız. Fuar, ilk fuarınız. Çok heyecanlısınız. Evet. Bu çok net belli ama çok büyük keyif gerçekten. Nasıl geçiyor Gamze Hanım fuar sizler için? Daha yeni başladık. Evet. Daha yeni başladık. Bakalım yani günün ilerleyen saatlerinde. Tabii yarın da var. Heyecan, tabii. Evet. Günün ilerleyen saatlerinde daha da heyecanımız da artabilir. Evet. Bir modumuz düşsün istemiyoruz kesinlikle. Kesinlikle öyle, ama bir güzel bir fuar olacak, bunu biz de yok, biliyoruz. Beklentimiz o yönde. Beklenti de çok yüksek. Çok iyi beklentimiz var. Evet. Mutlaka bekliyoruz müşterilerimizi. Şunu hissettim, çok seviyorsunuz mesleğinizi. Yıllar geçmiş ama hala o heyecan sizde var. Her zaman aynı devam ediyor. Evet. İşte kaç kişilik bir kadronuz var personel 25 olarak? 25 kişilik kadromuz var şu anda. 25 kişi.
Az bir rakam değil. Ne kadar güzel, ciddi bir istihdam sayısı bu. Aynen öyle. Daha ve yükseltmek istiyoruz elimizden geldiği kadar. İhracatlar var, yurt dışı. Var, tabii var. Ki. Oo, bizi de temsil ediyorsunuz, ne kadar güzel. Almanya var, Yunanistan var şu anda. Fuara katılmamızın sebebi hani ihracatı daha çok yurt dışı piyasamızı da görmek. Aynen, iş piyasamız çok şükür iyi. Evet. Ege bölgesi, Marmara, Akdeniz bölgesi olarak. Evet. Amacımız ihracatı arttırıp Türkiye ekonomisine biraz daha katkıda bulunmak. Evet. Yani, ne kadar güzel değil mi? Ülke olarak çok ihtiyacımız var. Üretmeye ihtiyacımız var. Aynen öyle. Bunu söyleyebiliriz. Ama üretmeye ihtiyacımız var. Peki son soruma geldim. İşinize sormak istiyorum. Buyurun. Mustafa Bey, müsaadeniz. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hayal ettiğimiz yerdeyiz. Değil mi? Yani o dönemlerden neler var bundan sonrasındaki düşüncelerinizde peki Gamze Hanım? Bu üretim kapasitemizi daha da artırmak. 3 kat artırıp hem işsizliğe çözüm olmak istiyoruz. Evet. Hem de insanlara sağlığı yatakta sağlığı öğretmek istiyoruz. Onun için doğru adres burası, Koton diyelim. Kalitenin yani bize adresi. Göre öyle. Size tabii ki. Ya en azından insanlar gelsinler, yaşayarak görsünler. Aynen. Tanıyarak görsünler, kendileri karar versinler. Tabii hedef de hayalde bitmeyecek değil Mustafa tabii. Bey? Biterse biz de biteriz. Hedef biterse biz biteriz. Evet, biz bu yolda sizlere başarılar diyelim. Çok o zaman biz herkesi buraya davet ederek bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Gamze ederiz. Hanım, Mustafa Bey, çok başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun.